Bir taksicinin öğrenmesi gereken ilk şey oyalanmaktır. Oyalanacaksın. Demek ki doğru yoldasın. Nasıl? Nasıl mı? Şimdi para kazanmak istiyor musun sen? Evet. O zaman en kalabalık, en sıkışık, en trafikli yollara gireceksin. Şu chat arkadaşım Tolga var ya. Evet. Dün gece chat yapıyorduk. O bana anlatıyordu, ben ona anlatıyordum her zamanki gibi. Ne oldu? Muhabbetinize virüs mü bulaştı? Hayır. Konuşurken birdenbire seni görmek istiyorum dedi. Hadi ya! Peki sen ne dedin? Kabul etseydin. Tamam anne, dükkanı da bırakmıyorum ki. Sadece ek iş bu taksicilik. Dükkan kapandıktan sonra gideceğim. Bilmiyorum çocuğum, bilmiyorum. Yani bunu baban duyarsa ne kalp kalır ne tansiyon. Bak ben diyorum ki, ben önce o kafeye gideyim, başka bir masaya oturayım. Sonra onu uzaktan seyrederim, duruma göre hareket ederim. Ay çok ayıp olur abla. Çocuk kafeye gidip oradaki bütün kızlara bakacaktır. Sonra sen o masadan kalkıp onun yanına gidersen ne düşünür? Başka bir şubede eğitimdeyiz. Yanında kim var Hülya? Yanımda Alaaddin Bey var, Tayfun Bey var. Sen taksiciliğe mi başladın? Biraz öyle oldu baba. Şükran? Efendim? Senin de haberin var mıydı? Biraz. Kaç gündür peki? 3. Abartma canım. 2. Ya siz beni deli mi edeceksiniz ya? Komşular bile benden önce duyuyor bu evde olan her şeyi. Akşam da çıkacak mı taksiye yoksa bıraktı mı? Bilmiyorum Mehmet. Bütün gün dükkanda beraberdiniz, konuşmadınız mı? Konuşmadık. Ay ne tuhafsınız ayol. Yani ben olmasam bu evde kimse kimseyle konuşmayacak. Ben bu evin menajeri miyim? İnsan bir sorar değil mi Mehmet? Oğlum niye taksiciliğe başladın? Ne zamana kadar devam edeceksin? Ne zaman bitireceksin? Soramam efendim. Onlar bana soruyorlar mı? Şükran. Ya bu çocuk yani niye başlamış taksiciliğe? Ne zaman bitirecek? Yani amacı ne? Para biriktirip küçük bir restoran açacağım Defne. Bırakacağım tornacılığı. O yüzden taksiciliğe devam etmem lazım. Peki baban bir şey demedi mi bu taksicilik işine? Demedi. Bütün gün karşılıklı sustuk durduk. Bence babam taksicilik yapmana bir şey demez. Ama bir gün restoran açıp dükkanı bırakacağını öğrenirse çok üzülür. Aman canım nereden öğrenecek? Hem şu para bir biriksin ben onu ikna ederim. Yani sen şimdi işe çıkıyorsun öyle mi? Evet. Vay be.
Meydan okuma diye buna derim ben. Babam duyunca ne diyecek çok merak ediyorum. Ben de. Aferin benim oğluma. Odasından çıkmadığına göre taksicilikten vazgeçti. Bu saatte mi gidiyordu taksiye? Tabii, şimdiye çıkması gerekirdi. Eğer gitmeye kalkarsa ona bir çift lafım olacak. Yok yok. Vazgeçti. Kesin vazgeçti. Baba. Evet. Müsaade edersen ben taksiciliğe devam etmek istiyorum. Neden? Çünkü boş vaktim oluyor dükkandan sonra. Onu da kahvede harcamak istemiyorum. Oğlum, dükkanda yeterince yoruluyorsun zaten. Yok baba, yorulmaz benim abim. Hem baksana, Terminatör gibi. Sen sus bakayım. Evladım, baban haklı. Ne gereği var? Zor iş taksicilik, akşam akşam yollarda. Nesi zor anne ya? Kaç gündür yapıyorum işte. Hiç de zor değil. Hem para da kazanıyorum işte. Niye efendim? Benim verdiğim yetmiyor mu? Yetiyor da. Ne yapacaksın fazla parayı? Biriktireceğim, sonra da... Canım, evlilik, düğün filan işte, öyle şeyler. Değil mi çocuğum? Geç efendim, geç. Onun öyle şeylerde gözü yok. Aman, ona bakarsan hiçbirinin yok. Mehmet. Ne var? Gel bakayım sen benimle içeri. Nereye içeri? Bir şey söyleyeceğim ben ne sana, Mehmet. Burada söyle, ne var? Mehmet, Mehmet. Bırak şu çocuğu, hevesini alsın ya. Heves falan değil efendim. Benim bildiğim Mustafa dükkandan sonra kahveye gider, top oynamaya gider. Yani bu başka bir şey planlıyor. Kesin başka bir şey. Allah Allah, söyledi ya çocuk. Evleneceğim, para biriktireceğim dedi. Efendim, evlilik falan değil, başka bir şey diyorum ya, başka bir şey. Ben anlarım. Allah Allah. Şimdi sen çocukların planlarına da mı karışacaksın yani, ha? Karışırım efendim, planlayamaz. Ben ona dükkanımı bırakacağım. İşinin bir numarası olacak. Mehmet Usta'nın oğlu diyecekler ona. Mehmet, çocuğun ne kadar üzüldüğünü görmüyor musun? Bırak yapsın, vazgeçer. Uykucudur o, dayanamaz fazla. Hadi Mehmet, lütfen üzme çocuğumu. Kötü bir şey yapmıyor ki, namusuyla para kazanıyor. Başka bir şey planlıyor ama. Ya üzülme abi ya, düzelir, boş ver. Ya düzelir de ben babamın da rızası olsun istiyorum. İyi, git hadi. Sağ ol baba. Sağ ol. Dikkatli ol. Tamam baba. Öyle gaza da fazla basma el alemin arabasını. Bizimkine benzemez. Olur baba. Tenha yerlerde dolaşma, merkezi yerlerde dur. Tamam. Ha, söyle. Bir de eli yüzü düzgün insanları alsın arabasına. Tabii, bin bir türlü insan var. Bak, alacağın insanı gözünle seçeceksin, tamam mı? Tamam baba, seçerim. Hı, bu lepegeli miydi bu araba? Lepegeli baba. Hadi abi, hadi güle güle, hayırlı işler. Ani fren yapma, tamam mı? Bak, arkadan çarparlarsa bu lepegelerin tankı arkada oluyor. Maazallah böyle... Tamam baba, ben yavaşça basarım frene, tamam mı? Sert basma. Ah, çocuğum dur. Ben sana yolluk bir şeyler hazırlayayım, sen acıkırsın. Anne, pikniğe mi gidiyorum ben? Aman, tamam canım. Hadi abi, hadi. Hadi çık güle güle, güle, hayırlı işler. Bana güle bak, güle. Trafik kurallarına dikkat et, sarıda geçme. Sen çok geçiyorsun sarı ışıkta. Ay, nasıl sevindi değil mi anne? Defne. Efendim? Yavrum, sen bilirsin. Neyi? Para biriktirip ne yapacak bu abin? Abim mi? Evet, abin. Bilmiyorum baba, bana söylemedi. Zaten pek konuşmaz benimle. Aa, benim ders çalışmam lazım. Sen de bilmiyorsun. Aman Mehmet, öküzün altında buzu arama Allah aşkına. Ararım ben efendim, ararım. Çünkü bu evde öküzün altından mutlaka bir buzağı çıkar. Buyurun Sinan Bey, çayınız. Mehmetciğim, sen de bir daha alır mısın? Yok, ben sonra içeceğim. Peki canım. Haksız mıyım Sinan be? Bir insan şimdiden taksiciliğe başlamışsa, para biriktirmeyi düşünüyorsa kesin o parayla başka bir şeyler yapacaktır yani. Belki yeni bir CNC tezgahı alıp kurtarmak istiyordu seni bu mengeneden, çekişten filan. Yok canım, bana pek öyle gelmiyor ama. Ay Mehmet, evleneceğim dedi ya çocuk işte. Belki 40 gün 40 gece düğün yapacak.
Kimle evlenecek? Hani var mı biri kafasında? Var demek ki. Aa, vallahi var mı yok mu bilemem ama öyle zengin birilerinin kızı falansa yani çok da heveslenmesin. Öyle taksicilikle falan 40 gün 40 gece düğün yapılamaz. Doğru. Tamam canım. 40 gün 40 gece olmaz da 30 gün 30 gece olur. 20 gün 20 gece olur. 10 gün 10 gece... Ne diyorsun Şükran? Oğlan Arap prensi olmadı, taksici oldu. Büyük buluşmaya çok az kaldı İpek. Ne hissediyorsun? Ay ne bileyim, bir tuhafım. Yani bir insanla çok iyi anlaşıyorsun. Her şeyi konuşuyorsun ama onun yüzünü ilk defa göreceksin. İnternette chat yapan birçok insan böyle abla. Doğrusunu isterseniz çok çekiniyorum onu görmekten. Ya randevu verdin herhalde, gideceksin değil mi İpek? Ya, evet ama pat diye karşısına çıkamam ki. Ya hayal kırıklığına uğrarsam? Vallahi istersen Saddam'ın yaptığı gibi bir benzerini bulalım, o gitsin buluşmaya. Aman gevezelik yapma da düşün. O beni görmeden ben onu nasıl görebilirim sizce? Vallahi Japonya'da olsaydın olabilirdi belki abla. Japon'un biri görünmezliği bulmuş da. Çok komik. Kalktı değil mi Mustafa? Kalktı kalktı, yüzünü yıkıyor. Bak bu taksicilik yüzünden dükkanı aksatırsa... Aksatmaz Mehmet. Kalktı işte, giyiniyordur şimdi. Göreceğiz bakalım aksatıp aksatmadığını. Ben çıkıyorum. İyi, ben seni geçireyim. Yüzünü yıkamış hali bu mu? Çocuğum. Mustafa, oğlum. Öyle kibar kibar olmaz. Çekil oradan, çekil. Mustafa! Allah Allah! Çocuğu korkuttun canım. Aa benim güzel çocuğum. Yazıktır ona bak. Orada uyuyakalmış. Aa benim bebeğim. Aa o dünya güzeli gülüyor. Al benim çocuğumu. Bu kadar çok çileyi niye çekiyor anlamıyorum doğrusu. Gül gibi işi var. O yok. Ben illa sürüneceğim diye. Ay gül gibi işmiş. Neyse neyse. Söyle. Yok hadi. Hadi güle güle. İyi işler sana. Hadi. Hadi güle güle. İyi işler. Ay hadi. Karar verdim, kılık değiştireceğim Defne. Ay saçmalama abla. Alt tarafı bir çocukla buluşacaksın. Yani 4. Murat gibi tebdili kıyafet mi gideceksin? Gideceğim tabii. Şöyle uzakta bir masaya oturacağım. Gelince göreceğim onu. Nereye gidiyorsun bakayım sen? Kimi görüyormuşsun? İnternetteki arkadaşıyla buluşuyor da ablam. Defne. Vallahi pes İpek. Sana bu kadar kısmet bulduk. Sen gittin o internetteki oğlana takıldın. Ay ben seni acaba bilgisayarla mı doğurdum? Hani kabul et, senin yöntemlerin çağın gerisinde kaldı artık. Evet anne. Senin bağlantı hızın düşük, kabul et. Aman kendi yönteminizle evlenin. Evlenin de. Tamam anne, sen bana karışma. Aman karışmıyoruz. Ama baban öğrenirse tansiyonu öyle bir fırlar ki vallahi dünya rekorunu görürüz. Anne, babam duymaz değil mi? Yok canım, söylemez. Ağzı sıkıdır benim annemin. Sıkıdır evet Defne Hanım. Ama hiç de kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Benim sakladığım sırları bir başkası tutsa vallahi 8 yerinden patlardı. Ay. Aman hadi. Aman yılışmayın. Bak vallahi şimdi. Şükran Hanımcığım, bu işler böyle. Çocuklar büyüdükçe dertleri de büyüyor. Aman şekerim, dertleri de derde benzese bari. Oğlan restoran açmak için taksicilik yapıyor. İpek desen internetten bulduğu sevgilisiyle buluşmaya çalışıyor. Defne'nin de zaten üniversiteye gitmediğini saklamak kâfi derecede bir stres. Hülya ne yapıyor? Geliyor mu öyle eskisi gibi bavulunu toplayıp? Yok. Bir yolunu buldu, kocasını dizginledi sonunda. Aa. Nasıl bir yolmuş bu ayol? Nasıl olacak şey? Ay dur. Kapıya bakayım, geleyim anlatayım ben sana. Aa hoş geldin. Hoş bulduk anne. Merhaba Sevinç teyze. Biz de şimdi senden bahsediyorduk. İyi mi bahsediyordunuz, kötü mü? İyi canım, iyi. Kocasını dizginledi diyor da annen. Nasıl başardın? Gel anlat bakayım, gel. Çok basit Sevinç teyze. Beni kıskanmasını sağlıyorum, o kadar. Aa öyle kuru kuru anlatılmaz. Detaylı anlat, detaylı. Daha ne kadar detaylı anlatayım Pelin? Bas bayağı kılık değiştireceğim işte. İyi de niye normal gitmiyorsun ki?
Git uzak bir masada otur, izle adamı. Olmaz. Muhtemelen etrafındaki her kızı inceleyecektir. Ondan çekindiğimi anlasın istemiyorum. Aman abla, senin ne istediğini anlamak da eczacılık fakültesini kazanmaktan zor ha. Of Defne ya, ne güzel anlatıyordu işte. Anlat İpek'cim sen. Onu uzaktan gördükten sonra yanına gitmeye karar verirsen tuvalete gidip üzerimdeki kılığı çıkaracağım. Ama tuhaf biriyse, yaşlı bir adamsa, çocuksa ya da ne bileyim çok çirkin biriyse onu kırmadan ayrılıp eve geleceğim. Son kıskandırma numaram da şu. Kadir'e Antalya'da bankanın bir eğitim programı olduğunu, hafta sonu oraya gideceğimi söyledim. Ama gitmeyeceksin değil mi? Hayır anne, yok öyle bir şey. Hepsi palavra. E vallahi pırlanta gibi planmış ayol. Ne dedi peki, anlat anlat. Ne diyebilir ki? Etrafında dört dönüyor gitmeyeyim diye. E hafta sonu gelince ne olacak? Bir dahaki haftaya ertelendi derim. Böylece daha uzun süre kıskanır. Ay ilahi Hülya. Vallahi alemsin. Kızım nereden biliyorsun bunları? İyi günler. Hürmetler anneciğim. Verin elinizi öpeyim. Hoş geldin damat. Bu saatte ne işin var burada? Hülya öğle tatilinde buraya uğrar diye tahmin etmiştim. Tahminlerim yanlış çıkmamış. Merhaba Hülya. Hoş geldin Kadir. Ay demek eğitime gidiyorsun Hülya'cığım. Ah keşke biz de gelebilsek de evin derdinden şöyle bir uzaklaşabilsek. Değil mi Şükran'cığım? Ya ne iyi olur Sevinç'ciğim. Şöyle özgür özgür dolaşırız. Ben de öyle yapacağım zaten anne. Hayır efendim, yapamazsın. Hülya, seninle biraz konuşabilir miyiz canım? Tabii Kadir'cim, konuşalım. Mutfakta. Tabii, nasıl istersen. Buyurun. Hülya, karıcığım, telli turnam. Ne demek bu özgür özgür gezmek? Sen özgür kız mısın? Öyle mi gelişi Kadir? Zaten otelden çıkmaya pek vaktim olmayacak. Nasıl otel? Beş yıldızlı otel. Yani şimdi eğitimdi, yemekti, ne bileyim ben, havuzdu, saunaydı derken akşam olacak. Havuz mu? Nasıl havuz? Havuza da mı gireceksin? Evet. Mayoyla. Yok canım. Ben genelde elbiseyle girerim havuza. Herhalde mayoyla gireceğim Kadir. Bu nasıl eğitim ya? Bu ne eğitim ya? Böyle havuz mavuz, mayo, sauna mauna. Kadir'cim yani gitmişken otelin imkanlarından yararlanmayayım. Yani beş yıldızlı otelin imkanlarından. Ne bileyim ben, insan bir stres atmak istiyor. Birazcık böyle bir moral bulmak istiyor. Peki sen kiminle kalacaksın orada? Nasıl kiminle? Yani ben oda bazında şey ediyorum. Ayrı mı senin odan? Yani vallahi bilemiyorum. Bize 30 tane oda ayırmışlar. Artık kime ne denk gelirse. Ne demek kime ne denk gelirse ya? Ya bir erkek denk gelirse? Oh! Yani o kadar da değil herhalde Kadir. Havuza mavuza erkeklerle merkeklerle giriyorsun ama. Havuz başka, oda başka. Olmaz. Değil. Hepsi bir. Gidemezsin Hülya. Ah! Tabii ki giderim. Yani eğitim bu. Gitmemek olmaz. Ben sana veririm eğitimini evde. Onlar senin kocandan daha mı iyi biliyorlar bankacılığı? Faiz, repo, mevduat, kredi, şubesiz bankacılık, şubeli bankacılık. Sor. Sor. İstediğin yerden sor. Sor. Sormayacağım Kadir. Saçmalıyorsun. Hülya'cığım, karıcığım. Hadi al şunu telefonu, bankayı ara. Ben gelemeyeceğim de. Ne bileyim bir bahane uydur. Mesela teyzem öldü de, anneannem öldü de. Öldür birilerini. Ben ortaokulda bu numarayı çok yapardım. Ben rahmetli teyzemi en az 10 kere falan öldürdüm. Maalesef Kadir, yapamam. O kadar yoğun ki program. Gitmek zorundayım. Çok üzgünüm. Ben çıkıyorum anne. Güle güle kızım. Hülya, bekle diyorum. Hülya. Bye bye. Bak, bitmedi daha. Hülya. Ay, sizin mutfak kapısı da çok sertmiş. Ben sana dedim, o kadar yaklaşma dedim. Al canım. Sağ ol hayatım. Ya Şükran. Efendim? Benim içim hiç rahat etmiyor ya. Niye? Ya zor iş bu taksicilik. Yani başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Korkma canım, korkma. Hiçbir şey gelmez. Ne gelebilir ki? Ya ne demek ne gelebilir ki?
Ya trafikte biriyle kavga ederse, ya kaza yaparsa, ya gasp edilirse? Ay, ağzını hayra aç Allah aşkına. Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Sen yüz veriyorsun, sen şımartıyorsun, böyle oluyor işte. Ya ne gerek vardı şimdi durup dururken taksicilik yapmaya? Ya ben rahat edemeyecek miyim bu evde? Rahat uyuyamayacak mıyım yani? Ayol, bana ne bağırıp duruyorsun sen? Ben bunun sebebini öğreneceğim ama. Dur sen, dur. Zaten ne olsa bu evde tek suçlu benim. Sebebini öğrenecekmiş. Öğren. Hadi öğren bakalım. Selam Cübra yenge. Hoş geldin çocuğum. Usta çağırtmıştı da beni. İyi, gel geç bakalım içeri. Gel evladım, gel, gel, gel. Usta, akşam gel de bir şeyler görüşelim demiştin. Geldim, buyur. Geç çocuğum, geç otur, geç. Eyvah! Usta Defne'ye aşık olduğumu mu öğrendi acaba? Şükran. Efendim canım. Bir çay ver bakalım şu tosuna. Yok yok, kesin mahvoldum ben. Ağzımı burnumu kıracak, o yüzden son anlarında iyi davranıyor. Ne haber? He? Rahat ol çocuğum, rahat ol. Yok usta, ben böyle rahatım, sağ ol. Ya abla ne diyor, anlatsana. Nerede buluşalım diyor. Of ya, bütün büyüyü bozdunuz. Ne güzel çatleşip gidiyorduk işte. Nerede buluşacaksınız? Ay bilmiyorum, sen seç dedim. O ne dedi? Ay sorup duracağına gelip seyretsene Defne. Zaten internet ilişkim kamuya mal oldu. Şunu baştan söylesene abla ya, iki saattir çatlıyorum meraktan. Gümüş kafede saat 5'te buluşalım. Biliyor musun sen orayı? Biliyorum biliyorum, iskelede. Seni nasıl tanıyacağım? Garsona 3 numaralı masayı sor, ben orada olacağım. Al bakalım çocuğum. Sağ ol Şükran yenge. Afiyet olsun. Ne konuşacaksınız bakalım? Vallahi bayağı merak ettim ha. İnkar et oğlum Hasan, inkar et. Sevmiyorum Defne'yi de. Yanlış anlama olmuştu. Allah'ım yarabbim, nereden öğrendin acaba ya? Of of, mahvoldum ben. Eşhedü en la ilahe illallah. Hasan. Efendim usta? Biliyorsun Mustafa taksiciliğe başladı. Evet usta, biliyorum. Sana anlatmıştır belki. Niye ek iş yapıyor bu Mustafa? Niye para biriktiriyor ha? Söyle bakayım çocuğum. Aman canım, nereden bilsin çocuk, sen de Allah Allah. Bilir o, o bilir. Bütün gün kadın gününe gelmiş gibi dükkanda vik vik konuşuyorlar. Yok usta, vallahi ben bilmiyorum ya. Biliyorsundur. Bilmiyorum usta. Mustafa abi bana pek hayallerinden bahsetmez. Hangi hayallerini? Ayol baskı yapmasana çocuğa, işte bilmiyorum diyor. Hayalleri dedi ama. Demek ki bir hayali var. Konuşmuşlar belli. Hadi. Hadi çocuğum. Üzme beni hadi. Yok yok. Tornacılığı bırakacağını söylersem Mustafa abi çiğ çiğ yer beni. Kovarım ulan seni. Ne? Durun canım, ne oluyor? Neden kovuyorsun çocuğu durup dururken? Çünkü anlatmıyor. Vallahi ben masumum usta ya. Bak masumum dedi. Demek ki bir suç var ortada. Ay Mehmet, ay! Kovdum ulan seni! Ustasına karşı dürüst olmayan çırakla işim yok benim. Hadi git, nerede çalışırsan çalış. Hadi, hadi, hadi yürü. Ya Mustafa abi para biriktirip restoran gibi bir yer açacak usta. O yüzden taksiciliğe çıkıyor. Tornacı olmaktan nefret ediyor. Tornacılığı bırakacak, taksicilik yapıyor ki para kazansın. Demek baba mesleğinden nefret ediyor ha? Demek bunun içindi. Evet, hadi git yat istersen, ha?
Sen yat. Ben oğlanı bekleyeceğim. Mehmet, gelince çocuğa bağırıp çağırma, olur mu? Bağırıp çağırmayacağım, merak etme. Peki Mehmet, ne diyeceksin çocuk gelince sen ona? Ha? Ya sen yatsana Şükran, ne yapacaksın benim ne diyeceğimi? Canım yatamam, meraktan çatlarım sonra. Aa, anne baba, siz daha yatmadınız mı? Ah, yatmadık çocuğum. Nasıl geçti işin? İyi işte, nasıl geçsin anne. Mustafa. Efendim baba. Mustafa, sen yarından itibaren dükkana gelme. Niye ne oldu ki baba? Gelme sen. Sevdiğin işi yap daha iyi. Ben sağlığım el verdiğince götürürüm dükkanı. Sonrası Allah kerim. Hadi, Allah rahat ver. Anne, ne oldu babam? Niye böyle dedi ki? Neden olacak? Aman, aman. Öğrendi tabii. Senin neden ek iş yapmak istediğini de ondandır. Nasıl yani ya? Benim restoran açmak istediğimi falan. Evet. Peki kim söyledi? Defne mi yoksa? Yok canım. Hasan söyledi. Ulan Hasan. Ulan Hasan. Mecbur kaldı çocuk. Baban eğer söylemezsen seni kovarım dedi. Of ya, of. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum çocuğum, bir şey bilmiyorum. Ben çıkıyorum Şükran. İyi canım. Bir eksik var mı? Yok bir şey. Çıkıyoruz değil mi baba? Hadi görüşürüz anne. Evladım, sen dün akşam söylediklerimi anlamadın galiba. Anladım baba da, olmaz öyle şey, ben seni yalnız bırakmam. Bak evladım, bir insanın aklı başka işte, gözü başka işte, olmaz öyle şey. Madem istemiyorsun, yapma tornacılığı. Sen sevdiğin işi yap, hayallerini gerçekleştir. O zaman ben daha mutlu olurum. Baba ben de gelseydim ya. Güle güle. Üzülme çocuğum, üzülme sen. Ya babam üzgünken ben nasıl mutlu olurum ki anne? Ama çocuğun babanı bilmiyor musun sen? Onun üzüntüsü geçer, sen üzme kendini. Ah sana, yiyeceğim seni ya. Ay inşallah 3 numaralı masa diğer masalardan görünüyordur Defne. Göremezsen kalkar dolaşırsın abla. Nasıl sakılık değiştireceksin? Onu çok merak ediyorum biliyor musun? Kim bilir nasıl biri çıkacak? 3 numara masa bu demek. Evet efendim, 3 numaralı masamız bu masa. Güzel. Pazar günü saat 5 için bu masayı bana ayırır mısınız? Tabii efendim, neden ayırmayalım? Bakın çok önemli. 3 numara masa değil mi burası? Efendim hiç merak etmeyin, 3 numaralı masamız bu masa. Tamam. İpek isminde bir hanım gelip size bu 3 numaralı masayı soracak. Sadece o oturabilir, tamam mı? Bakın çok önemli. İpek hanım. Tamam efendim, hiç merak etmeyin. Bu masayı İpek hanımdan başkası oturamaz. Defne. Yaşlı kadın kılığına girmeye karar verdim. Ay abla, yaşlı kadının kafede ne işi var ki? Ne yapayım? Başka bir şey bulamadım. Palyaço mu olayım yani? Sen bilirsin. Yani bir buluşma için bu kadar planlar yaptın ya, hayret ediyorum vallahi. Bunu neden yapıyorum biliyor musun? Neden? Diyelim ki direkt gittim masaya. Çok çirkin biri çıktı. Bir daha görüşmek isterse ve ben istemezsem ne kadar üzülür değil mi? Sırf tipi yüzünden görüşmek istemediğimi düşünür. Düşünsün, ne olacak ki? Hayır, o zaman ben de kendimi kötü hissederim. Görürsem ve beğenmezsem görüşmeye gidememişim gibi yapabilirim. O zaman o da üzülmez. Vay be abla, amma duyarlıymışsın ha. Ben de bundan daha iyisini yapamazdım. Ama senin için yapardım. Seni peşimden sürüklemezdim. Sen beni peşinden sürüklemedin ben. Keşke Mustafa çok olsa... üzgün biliyor musun? Niyeymiş efendim? Canım çocuk işi bırakmamıştı ki. Ekstradan çalışıyordu öyle. Neden artık gelme dedin? Ben öyle gönülsüz adam istemem dükkanımda.
Bir insan yaptığı işi severek yapacak. Dört elle sarılacak, sahip çıkacak. Ne biliyorsun sarılmadığını? Duymadın mı Hasan'ı Şükran? Restoran, mestoran, her şey ortada işte. Merhaba anne. Aa, hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk yenge. İyi akşamlar baba. Yürü bakayım. İyi akşamlar usta. Baba, bak Hasan sana bir şey söyleyecek. Usta, ben sana yalan söyledim. Ne yalanı? Usta, sen beni kovacağım deyince ben de hepsini attım tuttum. Mustafa abi hakkında söylediklerimin hepsi yalandı. Restoran falan yok usta. Aa, sahi mi? Evet anne, ben buna öyle bir şey demedim. Bu korkusundan uydurmuş. Sahiden uydurdun mu lan? Uydurdum tabii usta. Bir şeyler söylemem gerekiyordu, ben de uydurdum. Mustafa abi restoran falan açmayacak, onun hiçbir şeyden haberi yok. Ben sadece uydurdum usta. Tabii baba, ne işim var benim restoranla mestoranla? Ben para biriktirmek istedim, doğru ama aileye katkısı olsun diye şey yaptım onu. Hem ben bıraktım taksiciliği de baba, yolları falan iyi bilmiyorum. Müşteriye sormak da zoruma gidiyor. Ah tabii çocuğum, tabii. Kolay mı taksicilik? Daha senin 10 fırın ekmek yemen gerek. Ya sabır işi vallahi. Trafik bir yandan, aksi müşteriler bir yandan. Hem yakıt da pahalı. Ya zor iş tabii, zor. Allah yapanlara sabır versin. Baba. Evet. Yarın geleyim mi dükkana? Gel tabii evladım. Gel tabii. Orası senin dükkan. Gel. Sağ ol baba. Ah şu Hasan ya, senin yüzünden baba mesleğinden oluyorduk. Ne ödlek adammış. Vallahi usta, Mustafa abimin suçu yok. Restoran falan açmayacak, taksici... Yürü biz bir şeyler yiyelim. Ah şu Hasan'a. Ya çocuk işte, korkunca her şeyi uyduruveriyor. Canım. Canım benim canım. Hadi düşünme artık. Çok güzel olacak canım. Güzel ablam benim. Heh, 500 daha yazıyorum Şükran'cığım. Bakalım. Buyur canım. Gir kızım. Hoş gir. Geldiniz. Talihsiz yavrum. İyi akşamlar. Hürmetler anneciğim. Hülya buralarda mı? Yok. Yok mu? Gitti. Gitti. Ne oldu? Nereye gitti? Bir şey mi oldu yoksa Hülya'ya? Baktım. Evde yok. Cep telefonu da kapalı. Kesin uçaktadır şimdi o. Ne oluyor damat? Uçakta olan kim? Dede. Ha. Annem Antalya'ya gitmiş. Antalya mı? Ne işi varmış Antalya'da ya? Ne iş olacak babacığım? Havuza girecek, saunaya girecek, belki fin hamamına girip stres atacak, özgür özgür dolaşacak. Sakin ol çocuğum, belki gitmemiştir. Nasıl gitmemiştir anneciğim? Bugün hafta sonu değil mi? Bakın cuma oldu, hafta sonu gideceğim diyordu ama yok şu anda Hülya. Tövbe tövbe, yani haber vermeden mi gitmiş ya? Evet babacığım, haber vermeden gitti. Şey babacığım, sizde acaba bir 300-400 milyon kadarcık bulunur mu? Siz bana onu borç olarak şey etseniz de ben de daha sonra size şey etsem de olsa ha? Yok evladım, bu saatte ne gezer o kadar para ya? Ne yapacaksın bakayım sen 300-400 milyonu? Mustafa nerede anneciğim? İşte bak bir haftada 488 milyon kazanmışım Hasan. Bir haftada 488 milyon mu? Abi bu işin ucunda acayip para var galiba ya. Ya bak istersen ustayla konuşayım seni bir daha kovsun ha. Saçmalama oğlum, bu paranın çoğu taksinin sahibine gidiyor zaten.
Bana düşündüğün kadar kalmıyor. Mustafa. İyi akşamlar enişte. Mustafa'cığım, bana çok acilen 300-400 milyon kadar bir paracık lazım. Bir haftadır taksicilik yaptığını ve o miktara denk gelen bir para balyasını arkana sakladığını görmüş durumdayım. Bunu da bizzat ifade ederim yani. Ya enişte, o para benim değil ki. Yani hepsi benim değil. Ama canım, o paranın senin olması ya da olmaması değil ki konu. Önemli olan benim o paraya ihtiyacımın olması ve o parayı sana pazartesi günü geri iade edecek olmam. Ha? Zaten ünlü yazarımız William Shakespeare ne demiş? Ne demiş? To be or not to be, that is the question. Yani olmak ya da olmamak. İşte mesele bu. Vallahi bravo. Kartal gibi göz var. Sus sen Baykuş Hasan Çırak. Kayınço? Kusura bakmayın işte. Gel Hasan. Ama tamam. Tamam. Verme istemiyorum. Ben senden o parayı istedim. Ama bir sor bakalım niye istedim? Niye? Ablanı kurtlar parçalamak üzere oğlum. Ablan büyük tehlike içinde. Hülya kötü durumda. Nasıl ya? Bana bak Şükran. Bu damat var ya yine bir şeyler çeviriyor. Ama ne bileyim ben canım. Sen de her şeyi bana sorarsın. Her şeyi bilip de bana söylemeyen sen değil misin? Kızım senin bu anneannen var ya, gizli örgüt gibi kadındır ha. İşte durum bundan ibaret kayınço. Ablan Hülya şu anda Antalya'da. Üstelik ona sahip çıkacak hiç kimse yok. Belki aç kaldı. Belki susuz kaldı. Belki yatacak yer bulamadı. Parklarda yatıyor. Ve işin kötüsü ben 3 kuruş parayı bir araya getirip onun yanına gidemiyorum. Ya niye parkta yatsın enişte? 5 yıldızlı otelde kalacak dedin ya. Ya amma sordun kayınço ya. Uçağı kaçıracağım. Ablanı kıskanıyorum. Tamam mı? Ve orada yalnız başına kalmasını istemiyorum. İşte mesele bu. Kadir abi, bunu da mı ünlü yazarımız Shakespeare söylemiş? Bir tane vuracağım, travmalı baykuş olacaksın ha. Ablama güvenebilirsin enişte. Ben ablana güveniyorum. Ablana güveniyorum da etrafındakilere güvenmiyorum. Neyse artık. Ablam beni aldatırsa ve yuvamız yıkılırsa bu konuşmayı hatırlarsın. 3 kuruş için yuvamızı yık. Yık bakalım. İyi akşam. Enişte dur. Efendim. Hay Allah. Damat Antalya'ya gitti de bizim Hülya nerede bu saatte? Kesin bir şeyler dönüyor yine. Hülya eğitime gitmiş Antalya'ya, öyle mi? Ya evet, öyleymiş. Haber vermeden. Evet, ne kadar acele gitti ki çocuğum veda bile edemedi. Ben bakıyorum anneanne. Ah, Ceren! Burada mıydınız siz? Babam Antalya'ya gitti anne. Antalya'ya mı gitti? Hülya gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Neredesin sen? Zeliha'lardaydım. Bir karar ver istersen. Antalya'da mıydın, Zeliha'larda mı? Zeliha'lardaydım baba. Yani bir proje üzerinde çalışıyorduk. Niye kocana haber vermedin? O niye seni Antalya'da eğitimde sanıyor? Şey baba ben... Kıskandırmak için canım. Bunda ne var? Ay ama ben de meraktan öldüm Hülya. Gel bakayım sen şöyle gel. Anlat bakalım neymiş bu kıskandırma meselesi. Ya ne dümencisiniz, ne palavracısınız ya. Anlat bakalım küçük Şükran, anlat. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek... Anne ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Dershane sınavım vardı ya anne. Bağırıp durma dershane diye. Baban içeride duyacak şimdi. Tamam hadi bay bay, sen babama bir şeyler uyduruver. Ablan nerede çocuğum? Randevusu vardı ya anne. Aa çıktı mı o? Yaşlı kadın kılığına girdiği için gizli bir operasyonla çıkardık ablamı. Yaşlı kadın mı? O ne demek öyle? Ay anne geç kalıyorum, sonra anlatırım hadi bay bay.
Allah Allah. Ne yaşlı kadın ayağı? Ya uyuyakalmışım be. Ya uyandırmıyorsunuz da adamı be. Kimdi o giden? Giden mi? Onu mu soruyorsun? Şey, Mustafa'ydı giden. Merhaba anne, merhaba baba. Ne oldu? Bir şeyini mi unuttun? Yok, bir şeyimi unutmadım. Eve geldim. Nasılsın? Kızlar nerede? Kızlar mı? Şeyde, çarşıya gittiler. Çarşıya? Eminsin değil mi? Yani mutfaktan filan çıkmasınlar da. Oğlan da tam gelecek zamanını buldu. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk evladım. Birine mi bakmıştınız teyzeciğim? Yok evladım, yok. Bir çay içip gideceğim. Öyle mi? Şöyle oturun o zaman teyzeciğim, böyle buyurun. Bu masa kaç numara oluyor çocuğum? 7 numara teyzeciğim. 3 numara hangisiydi yavrum? Şu masa teyzeciğim. Neden sordunuz teyzeciğim? Hiç, öylesine sordum evladım. Başka bir şey ister misiniz teyzeciğim? Yok, sadece çay alayım ben. Çay, tamam teyzeciğim. Ben şimdi çayınızı getireyim. Sağ olun evladım. Yok, yok, yok! Dünden beri telefonu kapalı anne. Belki şarjını unutmuştur çocuğum. Anne ya niye izin verdin gitmesine Antalya'ya? Allah Allah, dinledi mi ki? Fırladı gitti. Buyurun amca. Boş yer yok mu evladım? Bir tek şu masa var, o da rezerve amcacığım. Hay Allah! Bir çay içecektim ama. Gel amcacığım, seni şu teyzenin yanına alalım. Ayıp olmasın evladım. Ne ayıp olsun ki amcacığım? Yer boşalınca geçersin. Teyzeciğim, bir mahsur yoksa amca bey oturabilir mi yer boşalıncaya kadar? Bir sürü boş yer var evladım. Onların hepsi rezerve teyzeciğim, oraya alamıyorum. Peki evladım, buyursun, otursun, otursun. Sağ olun efendim. Estağfurullah. Amcacığım, çayın yanında başka bir şey ister misin? Yok evladım, sağ ol. Tamam, bakar mısınız? Tamam, çayını getireceğim şimdi. Ben bir çay istiyorum. Kim bilir şimdi Antalya'da ne yapıyordur? Sen de çok ileri gittin, kabul et. Kendi oyununa geldin. Ya anne, madem beni bulmaya gitti, bulamayınca niye aramıyor? Kadir o, sağa solu belli olur mu? Ah, arıyor. Alo? Ah Hulya'cığım, öğrendiğim kadarıyla eğitiminiz falan yokmuş bu otelde. Ha? Ay, yok Kadir, ertelendi. Peki sen dünden beri ne yapıyorsun orada? Gelmişken biraz dinleneyim dedim Hulya. Ben tam havuza girmek üzereydim de bir arayayım istedim. O havuza giremezsin Kadir. Bak, o havuza sakın girme, yoksa benim yüzümü göremezsin. Çabuk eve dön. Oh! Atladı. Havuzdan çık çabuk Kadir. Çabuk diyorum sana, çık o havuzdan. Kadir! Az bile sana, az. Küçük Şükran, ne olacak? Anne yüzüyor ya! Buyurun amcacığım, afiyet olsun. Sağ ol evladım. Masa da boşalmadı hiç. Önemli değil efendim, boşalır, boşalır. Birini bekliyorsunuz galiba hanımefendi. Benim torun gelecekti de... ayakkabı almaya gidecektik. Öyle mi? Ben de benim torunu bekliyordum. Bu ne tesadüf.
işin çıktı galiba. Ben en iyisi kalkayım. Siz bilirsiniz. Ben biraz daha bekleyeceğim. Aman efendim. Lütfen size rahatsızlık verdim. Müsaadenizle çaylar benden olsun. Estağfurullah. Olmaz, olmaz. Rica ediyorum hanımefendi. Peki. Teşekkür ederim. Ziyade olsun. Sağ olun. İyi günler. Size de iyi günler hanımefendi. Mehmet, karışmasana şu çocuğa. Bırak hevesini alsın. Heves falan bir balya parayı arkana saklamış olduğunu görmüş bulunduğumu sana ifade etmek istediğimi söylüyorum. Arkana saklamış olduğunu görmüş durumdayım. Bunu bitmez abi. O miktara denk gelecek parayı arkana sakladın gördüm. Bu nasıl oldu ha? Uzat diyorsun kıza. Evet anne, ben buna öyle bir şey demedim. Bu korkusundan uydurma. Kurtaramadık. Buyurun Mehmet Bey, çayınız. Çok... Mehmet Bey... Ay, çay iç. Buyurun Sinan Bey. Sinan Bey. Ben... Tanıştırayım Sinan.